Değerli izleyiciler, bu programa iki artist fazla. Birinci artist benim, ikinci artist de şu anda gördüğünüz gibi podyumda yürüyor. Tanıyor abi seni. Tanır. Allah Allah. Şifa abla, buna dokunanın ömrü 10 yıl uzuyor. 90. Ha, ölümsüz oldun abla. Samir, nasılsın canım? İyi misin? Keyfin nasıl? Hayvan barınağına girerken uyulması gereken kurallar. Değerli izleyiciler, vallahi insan gibi. İyi olabilir, ne var yani? Vallahi hayvan deyip geçme, akıllı. Bizim mikrofonla hiç ilgilenmiyorlar bile. Ne demişler? Tilki gibi kurnaz ol demişler. Dünyanın en küçük tilkisi oklu kirpi. İtalya ve Sicilya'da yaşıyorlar. Ayı. Ne? Ayı. Ne diyorsun? Ayı. Binbir çeşit bitki içerisinde binbir çeşit hayvan. Yılan, gergedan, zürafa, aslan, kaplan, maymun, ayı. Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Gurur kaynağı dünyanın sayılı hayvanat bahçelerinden biri. Darıca'daki turumuz başlıyor. İyi seyirler. Değerli izleyicilerimiz, hayvan deyip geçmeyin. Hayvanlar önemli. Dünyanın vazgeçilmezleri. Onlarla iç içe yaşıyoruz. Tabii ki onların bazılarını ne yapıyoruz? Hayvanat bahçelerinde. Darıca Hayvanat Bahçesi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde Türkiye'nin en zengin hayvan çeşitleri, en güzel hayvanları, en iyi bakıcıları tarafından bizlere görsel şov olarak sunuluyor. Şöyle bir baktım. İsim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi. Ya bunları görünce dedim herhalde İbrahim abi bize öğle yemeği menemen falan türlü mürlü. Onları da hazırlarız da bunlar başka, daha bizim için daha önemli hayvanlar. Hayvan öyle mi abi? Tabii. Ne var burada şimdi abi? Abi burada muz, biber. Şöyle bakalım sayalım abi. İsim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi. Bunu neye veriliyor bu? Bu cibon maymununun şimdiki gireceğimiz barınaktaki hayvanların yemi de içeride. Tamam, orayı göreceğiz, senden göreceğiz ama bunu da ben gördüm mü vazgeçemem. Şimdi bu sana veremem. Niye? Çünkü hayvanımın. Hayvanın. İçinde ne var bir daha görelim. Vallahi dışarıdan baktığımı türlü gibi. Bak turp var değerli izleyiciler. Erik var. Sayalım teker teker. Elma var. Elma var. Erik var. Enginar var. Enginar var. Kırmızı biber var. Kırmızı turp var. Salatalık var. Muz var. Ondan sonra başka şurada havuç. Allah Allah. Var. Yeşil biber var. Bakıyorum arada bir antrikot var. Bakıyorum. Niye güldün abi İbrahim abi? Etçil değil çünkü. Etçil değil diyorsun. Otçul bunlar. Aman değerli abi. Buradan geliyorum değerli izleyicilerimiz. Bu aynı hayvan ama abi. Bu tembel hayvanın. Niye tembel? Tembel adı tembel. Kendi tembel. Ne? Hayvanın adı ne? Tembel. Miskin hayvan. Tembel. Miskin hayvan. Evet. Ne bu? Bu pırasa. Pırasa. Sindirimi kolay olsun diye mi? Sindirimi kolay olsun diye zaten hayvan tembel. Normal hayvanlar gibi, bizler gibi şeyleri değil yani. Nasıl bana diyeyim? Bir baktın o arada. Hepimiz aynı değil miyiz? Bir baktın bana İbrahim abi. Baktın. Sindirimi kolay olsun diye. Mesela çekirdeklerini özellikle ayırırız bu. Ayırıyorsun. Hayvana yem verirken sindirimini zorlaştırıyor. Bunlar kaç posta yemek yiyor? Bunlar 3 posta yemek yiyor. 3 posta yemek yiyor. Altta da zaten meyveler var değerli izleyiciler. Allah'ım ya Rabbim nasıl bakılıyor? Şuraya gel. Buraya geldim İbrahim abi. Bu cüce maymun bölgesinin farkındaysanız bunları daha ufak böldük. Onlar daha ufak. İlaç falan yok değil mi abi? Yok. Evrim geçirmeyeyim yiyorum bak. Bu çığlıkçı kuşun. Çığlıkçı kuşu. Evet. Haşlanmış fasulye. Köpek maması. Allah Allah. Kuşak köpek maması. Evet. Niye? Seviyor. İyi de yiyor. Palet yem.
normal büyükbaş hayvanlara verilen palet yem. Arpa buğday da vardı. Bugün onlar kalmamış. Menü, değişiyor mu menü her gün? Kısmen. Mesela demin o verdiğini diyelim ertesi gün ben bunu yemeyeyim bu diyor mu hayvan? Bu sabah kahvaltısı için. Öğlen yemeği? Öğlen yemeğinde patates haşlanması, yumurta, beyaz peynir. Abi ne diyorsun sen ya? Ciddi mi yani? Yani insanın olası geliyor. Hayvan barınağına girerken uyulması gereken kurallar. Poşetleri dışarıda bırakınız. Gözlük, kalem gibi eşyanızı kapalı cebe koyunuz. Ziyaretçi yürüyüş yolundan kesinlikle ayrılmayınız. Hayvanlara dokunmayınız. Hayvanlara yem vermeniz. İçeriye girecek suyla girmeniz. İçeride koşmayınız. Gürültü yapmayınız. Sevdiklerinizle helalleşiniz ve geliniz değerli izleyiciler. Şimdi abimle beraber gidiyoruz. İbrahim abi ne aldık? Neyle gidiyoruz? Yine meyve. Menüyü gösterelim. Bu biraz daha farklı. İçinde kivi var. Kiviler de var. Bunlar daha çok hem otçul meyve tohumlarını sevdikleri için mesela bunun çekirdeklerini özellikle severler. Hayvanlardaki keyfe bakar mısınız değerli izleyiciler ya? Aralık ayında karpuz yerler. Aralık ayında karpuz. Ne keyif ya. Oh ekmek elden, su gölden, denizde yakın. Devam et İbrahim abi. Gel kardeşim benim. Evet, Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeyiz değerli izleyicilerimiz. Madagaskar Adası'na özgü halka kuyruklu lemur. Halka kuyruklu lemur. Bakın yani orada... ne maymungil cinsinden mi abi? Primatlardan. Tam maymun sayılmaz yani ama. Yarı böyle kurt karışımı, yarı tilki karışımı, yarı maymun karışımı. Yok sadece primattır. Primat. Evet. Bakın yavru da var. Oo, gözüne bakar mısın? İn aşağı Mehmet, Mehmet in aşağı. Yavru. Allah'ım yavruya bakar mısınız? Bakın bak 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 Allah'ım yarım. Yırtıcı mıdır abi bunlar? Yok yırtıcı değillerdir bunlar. Enteresan bir şey. Yavrusunu bir ay kadar göğüs kısmında taşıyor. Yani oradan hiçbir şekilde yavru ayrılmıyor. Aynen. Dişleri çıkana kadar, kendi ayağının üstünde durana kadar. Ayakta durmakta sıkıntı yok da. Bak, bakar mısınız? İşte burada. Verelim. Gel bakalım, al bakalım. Al, al bakayım. Anam. Allah Allah, şuna bak. Ver abi. Lemur. Allah Allah. Kaç çeşit hayvandan sorumlusun? Kaç çeşit? 23-24 çeşit hayvandan sorumluyum. Aralarında en çok hangisini seviyorsun? Aralarında en çok kapuçin maymunları. Kapuçin maymunları mı? Niye? Onlar daha aktiftir. Daha aktif. Oyuncudur. Samsunlusun. Evet. Çarşambalısın. Evet. Kaç yıldır bu işte iştigal ediyorsun? 5. 5 yıl. 5 yıl. Severek mi? Sevmesen bu kadar durulmaz. Hayır bir gün deselerdi ki sana İbrahim hayvan bakıcılığı yapacaksın. Hiç aklıma gelmezdi. Vallahi mi? Vallahi gelmezdi. Avrupa'da ilk ona girecek bakıcılarız biz. Hayvan bakımından, hayvan temizliğinden, üremelerinden bana göre ilk ona girecek kapasitedeyiz yani. Değerli izleyiciler vallahi insan gibi yorabilme var yani. Ha hoş geldiniz. Ha. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Pahalı meyveye gidiyorsun. Az uyumlu. Vallahi hayvan deyip geçme akıllı. Bizim mikrofonla hiç ilgilenmiyorlar bile. Sünger yemedikleri için. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aban'ın kivileri bu götürdü. Kivileri bu götürdü. Aban, 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 aban. Vallahi kivi arıyor bak. Uyanık, kivileri götürdü. Ha, ha, bulursunuz. Size kaldı salatalık. Afiyet olsun. Salatalık kaldı, salatalık. Elma, portakal. Ha, gel gel burada var gel. Al al. Bak nasıl götürdü. Hop. Çiviyi vallahi götürdü bak. Aa şurada var bak. Al hop. Al çivi çivi çivi. Al çivi 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 çivi. Lemur değerli izleyiciler. İbrahim abi Güney Afrika mı demiştin? Madagaskar. Madagaskar. Yani bu oranın hayvanı. Orada. Bizde Sivas Kangal neyse Madagaskar'da da lemur o zaman. Uçuyorlar vallahi uçuyorlar. Bak nereye götürdü bak bak bak.
Kuyruk boyları kendi boylarının 3 katı kadar herhalde. O kuyrukların amacı yazın şemsiye yaparlar, gölge yapsın diye. Kışın da atkı yaparlar ısınmak için. Allah Allah. Bir daha söyler misin? Yazın şemsiye güneşten korunmak için, kışın da atkı yaparlar soğuktan korunmak için. Kuyrukları. Evet. Evet. Afiyet olsun. Bir kavgaları var mıdır birbirleriyle? Tabii ki her zaman hiyerarşi vardır yani. Hiyerarşik sistem. Tabii. Bunların arasında en rütbeli hangisi? Dişilerdir. Dişiler. Ulan bu var ya dişiler. Dünya dişiler üzerine kurulmuş zaten. Ama en süslüleri de erkeklerdir hayvanlar. Öyle mi? Nasıl? Yakışıklı nasıl? Süslüdürler. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi merakla beklediğiniz bir hayvanla karşı karşıya geleceğiz. Gerçekten onlar enteresan bir hayvanlar. Yani onların ipiyle kuyuya inilmez. İnersen kuyunun dibinde kalırsın. Doğru mu Adem abi? Evet, doğrudur. Nasılsın Adem abi? İyiyim. Nereye gidiyoruz? Şu anda şempanzelerin beslenme saati. Sabah kahvaltılarını biz de kahvaltı yaptık. Onlar da kahvaltı yapsınlar şu anda. Öyle mi? Evet. Kahvaltı menüsünde ne var Adem abi? Evet, gördüğünüz gibi bak portakal var, domates var, patlıcan var, soğan var. Yani fıstık var, salata var. Yani gördüğünüz erik var. Bunu ne yiyecek abi? Bunu şempanzelerimiz yiyecek. Hayvan yiyecek. Evet, evet. Abi salatalıkla patlıcanı ve pırasayı şöyle hafiften bölmüşsün ama gördüğüm kadarıyla soğan. Soğan onlar kendileri soyuyor zaten. Allah Allah. Soğan şimdi haftada bir sefer soğan veriyoruz antibiyotik yerini tutsun diye. Tamam. Vallahi Adem abi antibiyotik yerini tutsun diye. Bir evet. De abi geniş güvenlik önlemi almışlar abi. Evet, bunlar çok tehlikeli. Abi yemin ediyorum bizi izliyorlar bak. Evet, evet. Şu anda haklarında kovma. Evet, evet. Şu anda ne yapıyorlar, ne abi, için toplanmışlar? Evet, evet. Rüzgar yeli gibi bir oraya bir buraya. Onun adı ne abi? O garip. Garip mi? Evet, o garip şu Cina, bak Cina gördüğün gibi alkış çağırıyor. Cina dişi mi? Evet, dişi. Diyor çabuk kahvaltıyı getirin, acıktım. Cina. Abi bunun için Cina, mi çıktılar oraya yap, ya? Alkış yap, kahvaltı Cina, gelecek. Cina alkış yap, alkış. Hadi Cina. Alkış yapma. Allah. Abi o senin neresi garip ya? Çok korkunç gözüküyor ya. Ama o ilk geldiğinde gerçekten garipti yani. Küçüktü, şeydi, celezdi ama şu anda hepsinden büyüdü yani. Herhalde daha çok yedeği için. Adem abi çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? 3 tane. 3 tane. 4 de burada şempanze. Evet, evet. 7 tane. 6 tane alacağım. Ayırım yapıyor mu? Doğru söyle. Aynıdır. Ha? Yok, vallahi ayrım çocuklardan yok. Çok şempanzeleri görüyorum gibi. Aynı. Diyarbakırlı Adem abi. Evet. Sen Diyarbakır'dan evet. Gel. Hayvanat bahçesinde ekmeğini kazan. Doğru mu? Evet, abi evet, hiç aklına evet. Gelir miydi bir gün şempanze bakıcısı olacağım? Yok. Ama yok. Keyifli bir iş mi abi? Tabii tabii keyifli. Vallahi bir iş. Gerçekten keyifli abi, bir iş. Abi senin var ya sırtın yere gelmez ha. Vallahi işte. Sana kimse posta da koyamaz. Arkamda şempanze olmuş. Evet, garip var. Şekersiz çay. Aa, şeker herkese zararlı. Evet, bunlara da aynen zararlı yani. Zararlı. Evet. Buton, hadi buton. Alkış yap, bana veriyoruz. Hadi. Ne oluyor abi, ne oluyor şu an? Şu anda liderlik gösterisi yapıyor. Liderlik gösterisi? Evet, evet, evet. Allah Allah. Lider olan buton. Buton lider. Şu kanalı şu anda o da hamile. O da hamile, Allah. Evet. Kime yapıyorlar bu gösteriyi abi? Gösteriyi kendi aralarında lider yapıyor yani. Abi Adem abi bunlar ne kadar yaşar? Bunlar en az 30-40 seneye kadar da yaşayabiliyorlar yani. Şempanzeler zaten gördüğünüz gibi zeka olarak insanlardan gelen en zeki canlı türüdür şempanzeler. Mesela şu duvarlardan mesela görüyorsunuz delik falan boru yapmışız. Onlara sabah geldiğimizde çeyirdek falan koyuyorlar. Boz zamanlarını oradan değerlendiriyor. Yavaş yavaş o çeyirdeği çıkartıp yiyorlar. Yavaş yavaş çıkartıp yiyorlar. Ama şey yapmak lazım değil mi? Uzak durmak lazım. Tehlikeli tabii, tabii, hayvan. Kesinlikle içine giremiyorsun. Bir aslan kaplana nasıl bakıyorsan bunlara da aynı şekil bakıyorum. Mesela biz kapıyı dışarıya atıyorum bile oradan bakıyorum. Dördü dışarıdaysa öyle giriyorum. Yoksa yine içeri kontrol edip öyle giriyorum. Yani dörde girmen lazım. Yani döverler mi? Mesela tabii, şunu gücü tabii, yeter mi senin? Tabii 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 tabii. Zaten bir şempanzenin gücü bir insan 6-7 insanın gücündeler yani. Allah Allah. Ya, evet. Cina. Cina ya. Gel alkış yapma. Gel, evet Cina geliyor değerli izleyiciler. Cina seri hareketlerle Cina 6 yaşına girdi. Şovunu yaptı Cina. Allah Allah. Ne kadar akıllı, ne kadar nazik aldı. Hop dik kafaya.
Evet, yavaş yavaş çaylarını içtiler. Evet. Değerli izleyiciler, portakalımız var, patlıcanımız var, pırasamız var, soğanımız var, yeşil biberimiz var. Kış oldu mu mesela onların doğal gaz şeyi var, sıcak yerde yaşıyorlar. Yani buradan daha güzel bakılıyor hayvanat bahçelerinde. Tabii doğada ayrıydı ama buradaki gelen zaten hayvanat bahçelerinde gelen hayvanlardır. Onun için buradan daha iyi yaşıyorlar yani. Evet. Mesela hasta olduğunda mesela veteriner arkadaşlar hemen onlara müdahale ediyor, tabii şey yapıyor, o abi hastalıkları şimdi, gideriyor hemen. Adem abi bir şey de gördüm, şimdi bunlar biraz da seçici. Bizim ufaklık bak orada fıstıkları toplayıp gidiyor. Anne orada portakalı suya attı, çayı aldı. Şimdi her şempanzenin keyfi ayrıdır. Ben mesela bak o şu anda Cani hamiledir. Cani portakal çekiyor bak. Portakal gördüğünüz gibi portakal yiyor. Mesela bak şu anda o da diyetse fıstık yedi, portakal yedi. Bunlar seçici yani. Ya diyelim bunlar muz mesela, diyelim muz ver, tatlı şey verdiğin zaman mutlaka şey yemeli, yeşilliğe ihtiyaç duyuyor. Bu sefer yeşil sürekli değişik şeyler yiyor. Hani Allah korusun bir tane vurdum, hani bir balyoz nasıl vuruyorsan o şekil veriyor. Mesela gördüğünüz şu tahta mesela bir balyoz vursan ancak kırar, o bir yumrukta o gün kırdı. Bak tamir ettik gördüğünüz gibi de arkadan buton dediğimiz seni buton mu vurdu? Vurdu, havaya uçurdu onu. Ne demişler? Tilki gibi kurnaz ol demişler. Dünyanın en küçük tilkisi yine hayvanat bahçesinde gördüğünüz gibi sağa sola bakıyor, karga arıyor değerli izleyiciler. Ancak burada ne kargayı bulabilir ne peyniri bulabilir. Değişik bir hayvan, neredeyse kulakları gövdesi kadar büyük. Değerli izleyiciler, şu anda artistik poz verme merasimi. İki ayaklarının üstünde duran bu hayvanlar fok balığı değil. Nedir efendim? Mirketler. Burada bir mirket topluluğu var. İki tane yavrumuz var. Henüz annenin yanından ayrılmadığı için ve anneye bağımlı yaşadıkları için cinsiyet tespiti yapmadık. Çünkü kokumuz sinerse anne terk edebilir yavruyu. Biraz daha bekliyoruz böyle kendileri beslenmeye başlamasını. Sonra cinsiyet tespiti de yapacağız. İki ayak üzerine yükselmesinin nedeni nöbet tutmaları. Bunlarda bir nöbet sistemi var. Diğerleri işte kazı yaparken, yemek ararken ya da oyun oynarken birisi mutlaka yükselir ve nöbete geçer. Bu nöbet de değişmelidir. Allah Allah. Yani böyle fare, köstebek, gelincik o türün karışım bir şey. Evet. Ana vatanları neresidir? Bunlar Afrika'da yaşıyorlar. Hatta Afrika'nın daha da güneyinde yaşıyorlar. En çok sevdikleri şey akrep. Akrep zehirine karşı vücutlarında bir bağışıklık sistemi var. O nedenle akrebi yerken defalarca sokmasına rağmen zehirlenmezler. Allah Allah. Evet, vücutlarında asla yağ barındırmıyorlar. Çok atletik bir yapıları var. Günün büyük bir bölümü toprak cinsi onların böyle kazı yapmasına uygun şekilde, doğal yaşamda yaşadığı alana uygun yapıldığı için gün boyunca kazı yaparak geçiriyorlar. Bir tane de deve kuşu yumurtası koyduk oraya, büyük bir yumurta. Onunla da gün boyunca zaman geçiriyorlar. Günde iki defa besliyoruz. Bunlar hem etçil hem otçullar. Biz bazen un kurdu da veriyoruz açıkçası. Burada üretiyoruz un kurdu. Saldırganlar mı? Çok saldırgan değiller. İçeri girsek sadece bizden korkup kaçacaklar. Bir süre sonra bize alıştıklarında gelip bizi koklayıp bizle oynamaya başlayacaklar. Oklu kirpi. İtalya ve Sicilya'da yaşıyorlar. Bunlar biraz yalnız büyük kirpi, tavus kuşu gibiler. Tehlike anında da oklarını fırlatıp düşmanı bertaraf ediyorlar.
Değerli izleyiciler, özellikle benim kurum içerisinde 21 yıllık mesai arkadaşlarım 2 tane lakap takmışlardır. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Bu lakaplar kötü lakaplar değil şimdi. O lakaplardan biriyle şimdi... Erman abi. Evet. Söylemeye çalıştım, söyleyemedim. Yanlış anlaşılmasın diye. Ayım diyor yani. Ne abi? Ayım demek istiyorsun yani. Ben demedim, sen dedin. Sorarlarsa ben demedim ki derim. Erman abi dedi derim. Tamam, ben demişim. Hani derler ya, ya ayı gibi yeme. Ya ayı ne yiyor ki? Ne yiyor abi? Ay şu anda ceviz var, fıstık var. Elma, portakal, muz, armut, yumurta var. İşte buna şu anda. Abi ayı deyince insanlar böyle et 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Bu hayırdır? Yok yok, öyle bir şey yok. Haftada bir sefer bize ayı et veriyoruz. O da 5 kilo, 6 kilo civarında yani. O da haftada bir sefer yani. 5-6 kilo? Aynı. Bir oturmaya? Aynı aynı, doğru. O da biraz geliyor da işte veriyoruz yani. Hayvan isyan etmiyor mu abi? Yok yok, isyan etmiyor. Şu anda iyi yani. Siz abi etçil hayvanı otçul hayvana dönüştürmüşsün Erman abi. Ne yapalım, mecbur bu işler böyle. Evet. Ayıya et mi yeter abi? Yetmez bana. Abi kaç kilo bu ayı? Şu anda bu ayı 400 kilo civarında. 400 kilo? Evet. Kaç ayı var abi içeride? 2 tane var. Öbürü kaç kilo? Öbürü 300 civarında yani. Abi ne yapıyorsun? Haşlanmış yumurta da veriyorsun. Evet, şu anda haşlanmış yumurta. Yumaş gel. Erman abi bir şey soracağım sana. Bu hayvanlar arasında bakım yapılırken terfi var mı? Mesela ayıya bakmak böyle, ayıya bakıyorum ulan ben. Yok yok, öyle bir şey yok. Öbürü de zürafaya bakıyorum ulan ben. Yok, yok, aranızda böyle bir ayrım var mı? Yok yok, öyle bir vallahi şey mı? Yok. Vallahi öyle bir şey ya, yok. Ayıya bakmak kıdemli bakıcılık anlamına gelir mi abi? Yok yok, öyle bir şey değil. Doğru söyle bak Erman abi ya. Abi bak ayağı dikildi vallahi, ne var? Bir haşlanmış de, yumurta evet, var. At bakayım. Hadi oğlum hadi. Hop. Allah. Yedi. Evet. At bakayım bir tane daha Erman Yumoş abi. Bir de ben atayım. Tutar mı abi? Tabii tutmaz mı? Adı ne? Yumoş, erkek olan. Yumoş mu? Evet. Atıyorum abi Erman abi. Tamam, ağzını atarsan. O attım. Aha gitti. Yumuk da burada. Yumuk. Evet, bu dişi. Yumuk dişi. Evet. Abi aranızda bir duygusal bağ oluşuyor mu zamanla? Ara sıra oluyor yani. Abi ayağa kalktı yine ya. Dedi ki yönetici abimiz, bakıcısının kokusunu 500 metreden alır dedi. Doğrudur. Doğrudur. Ciddi mi söylüyorsun? Doğrudur ya? Aynı. Allah Allah. Orada bile olsa ismim yani, ismim duysa mesela Yumuş dediğim zaman hemen gelir. Ayı. Ne? Ayı. Ne diyorsun? Ayı. Ayı mı? Evet. İlk defa mı görüyorsun? Evet. Nasıl bir hayvanmış? İri. İlk defa mı gördün? Evet. Nasıl bir hayvan? İri. İri ve güzel. Evet. Sana bakıyor şu an, ne demek istersin? Kış uykusuna yatıyor mu bunlar abi? Yatıyorlar. Ne zaman kalkıyorlar? 2 ay sonra falan kalkıyorlar. Oo, sen 2 ay boştasın, ne güzel abi. İşte ne yapalım, mecbur yani. O da bizim karımız yani. Vallahi uyanmıyorlar mı abi? Yok uyanmıyor. Ara ara bir dürtsen içeri girip yumu hoş desen. Gidemiyoruz ki. Vallahi. Keşke gitseydik. Abi peki içeri sen düşsen ne olur, ben düşsem ne olur? Arada ne fark vallahi olur? Vallahi o zaman ayakalan bir şey. Ayakalan bir şey abi. Vicdanı. Ayının vicdanına. Evet. Abi bunun da vicdan var mıdır? Vallahi olmasa o zaman işimiz zor. Vallahi zor. Harbi sen düşsen ne olur abi? Dokunur mu sana? Dokunur abi. Hiç affetmezler. Vallahi. Vallahi. Yumurta. Evet, hayvanat bahçesinin en fazla ilgi çeken hayvanlarından biri de şüphesiz değerli izleyicilerimiz ayı. Yumoş ve öbürünün adı neydi? Yumuk. Yumoş ve yumuk değerli izleyiciler, çocukların, büyüklerin en fazla ilgisini çekiyor. Biraz da gücün. Evet, doğru. Habile tenin arkasından artistik yapıyor. Mecbur yapar. Bu kadar da olsun yani. İçeri bir gir de şu dostluğunuzu bir görelim abi. O biraz zor işte. O biraz zor. Etini kemiğinden bir ayırsın Charlotte abi. Gel oğlum gel. Öyleme, hareket çekme hayvanı. Yok ya, o kadar. Alışmış bize biraz. Alışmış mısın? Evet evet. Ağız tarafına bir tut da. O biraz. O biraz zor. Aha, ya. Değerli izleyiciler şu anda... İki tane aslan parçası görüyoruz. Birisi Diyarbakırlı Erman abi. Hoşuna gitti Erman abinin. Diğeri de gerçek aslan. Ne demişler? Sen git aslana yaslan abi. Sırtını ver oraya. Yaslıyorum dedi ben de, baksana. Ne yiyorlar abi? Et yiyorlar. Şimdi yemeği yemişler değerli izleyiciler. Şu anda aslanımız yemeği yemiş. Yaklaşık ne kadar bir et yiyor? 35-40 civarında yani. Günlük.
Yok haftalık yani. Değerli izleyiciler, bir film var biliyorsunuz, Çakallarla Dans. Çakalla dans yapılmaz diye. Zaten dans yapmaya da niyetimiz yok. Beyefendilerin keyfi yerinde. Hayvanat bahçesinde kendilerine güzel, ortada güvenlikli bir yer tesis edilmiş. Yemeği de yemişler. Öğlen uykusuna yattılar, yatacaklar. Üç dört türlü arıza vardır. Araba arızası, elektrik arızası, bir de insanın arızası vardır. Neşet abi arıza bir abilerden. Taş da haşir neşir olan bir abi. Ama timsahlarla da yakından sevişiyor. Teşviki mesaisi var. Hemen yaklaşıyoruz. Abi nedir bunların durumu Neşet abi? Biraz daha yaklaşalım istersen. Yok abi, uzak duralım abi. Ne demişler? Beladan dur uzak, yapma bana tuzak. Neşet abi bunlar hayırdır? Bunlar vallahi iyi hayvanlar. Bunlar yani bize alışkın hayvanlar. Bunlardan korkma, insanlardan kork. Vallahi mi? Vallahi. Abi bunlar şimdi seri bir hareket yapsa löpüyü atlar bize. Yok, şu anda bir şey yapamaz. Ben yanına gideyim, o zaman görüşürüz. Niye bir şey yapamaz? Tabii mesafe var arada. Koşma özelliği buraya atlayan yok. Buraya atlayamıyor mu? Yok, bunların koşma özelliği yok. He. Sadece sağa sola hamle yapabilirler. Peki sağa sola hamle yapa yapa mı çıktılar oraya? Yok, bunlar yürüye yürüye çıktılar. Ha, yani seri hayvan değiller. Evet, seri hayvan ne değil. Ne timsah bunlar abi, Neşet bunlar, abi? Aligatör. Amerikan Ali? Timsahı. Aligatör. Amerikan timsahı. Mississippi timsahları. Mississippi timsahı. Nehir evet. Timsahı. Evet. Abi kaç tondur şunun ağırlığı ya? Paşam mı? Bu ağırlığı 320 kilo. Ama bir ton basınçla basıyor. Çene basıncı bir ton. Öbürleri? Aynı. Onlar dişi yavru. Var. Erkek, dişi. Dişi var, erkek var. Abi neyle besliyor bunları Neşet? Bunları etle besliyoruz. Hem kırmızı et hem beyaz etle besliyoruz. Bize de şöyle bir baktın etti vallahi, mutlu adamı görünce. Onun için seni almak istedim. Seni biraz et fazla biraz. Et fazla. Evet. Abi 5 tane timsah var. Ben bunları kaç öğününde giderim? Sadece bir öğün. Vallahi de. Evet, sadece bir öğün. Isırdığı zaman direkt suyun içine götürür. Orada öldürür, boğar yani ilk başta. Öldürür, yani hareketsiz bırakır. Ondan sonra artık herkes bir yerden parçalamaya çalışır, dönerek parçalamaya çalışırlar. Kendi mi dönüyor? Beni de çevirecek kendisi bu arada. Kendisi dönecek ama sen dönmeyeceksin. Diğerleri tutacak, birisi dönecek. Ondan güçlüysem ne olacak? Ondan güçlü olamazsın çünkü onun bir ton basıncı var. Benim de belki iki ton. Yok, olamaz. Abi yemin ediyorum ona var ya, bir sağ kuruşa çakarım. Ama bir şey var, burada bir şey söyleyeyim. Tabii ki insan ondan daha tehlikeli. Haftada bir defa beyaz et, bir defa kırmızı et. Allah Allah. Kemikli et. He? Hem hangisini kemikli, daha iştahlı yiyorlar? Kırmızı eti benim gibi daha iştahlı yiyorlar. Beyaz ette biraz şöyle burunlukluyorlar mı? Beyaz et erkek işi değil. Abi bunların bakımı da pahalıdır ya. Bakımı pahalı tabii ki. He? Haftada 40 kilo, 60 kilo et yiyorlar. Sen tehlikelisin diye mi seni buraya koydular? Evet, ben cesaretli bir bakıcı olduğum için tehlikeli hayvanlar. Senin cesaretini yiyoruz. Neyle ölçeceğiz abi? Atıp tutuyor. Şimdi göstereceğiz. Yok abi. Vallahi. Suya girersen cesursun abi. Girerim, suya da girerim. Tamam, suya girersen cesursun bak, abi. Suya girerim, seni de beraber götürürüm suyun içine. Ya abicim ben girerim ha. Demiyorum. Beni ben. Gaza getirme. Ben zaten gazı seven bir adamım. Vallahi. Yine girerim hayvan içine. Böyle cesaretli olacak. Anam bak artistlik yaptı. Ya. Bana artistlik yapamaz. He? Bana artistlik yapamaz ama. Niye? Ben ondan daha tehlikeli olduğum için, cesaretli olduğum için bir şey ne yapamaz. Ne abi, şu an hava mı veriyor? Şu anda hava vermiyor. Bizi ürkütüyor yani. Bana yaklaşmayın. İçindeki havasını boşaltıyor. Atlayabilir mi peki bu tarafa? Yok, bu tarafa atlama özelliği yok. Sadece sağa sola zıplayabilir. Kuyruk sallarsa buraya? Kuyruk sallarsa ancak önüne alabilir. Kuyruğuyla ön tarafa alıp ondan sonra ısırır. Abi bu dişlerin içinden kimse kurtulamaz ki. Kurtuluşu ya. Yok. Sadece bir dişi tutsun yeter. Allah Allah. Gelir. İsmi ne abi? Bunların isimleri yok. Bunlar hepsi Amerikalı. Obeziteli bunlar. Mississippi bir Amerikan timsalları bunlar. Kaç yıl yaşarlar? Bunlar 110 yılın üzerinde yaşayabiliyor. 110 yılın evet, üzerinde? Evet. Mefta oldu mu hiç? Burada ölen oldu mu? Hayır. Şu an bir tane, bu en büyüğü 87 yaşında. Bu? Evet, 87 yaşında. 87 yaş. Çocukların da büyük ilgisi var. Tabii çocuklar ama hep maket zannediyorlar bunları. Kıpırdamıyorlar. Orada işe gideyim. Şimdi sen ooo canlıymış. Bana abi diyorlar. Necdet abi sen de bizi yiyorsun ha. Yok. Belki de maket plastik. Nereden bilelim? Demek ki ses pek hoşuma gitmedi. Biraz sanki içeriden gaz vermişin gibi geldi. Yok. Kuyruğundan. Tutsun abi diye. Abi. Valla ben çıkıyorum aradan, yardım etsin yaradan. Sen gel, ister kuyruğundan tut, ister başından tut.
Abi Necat abi bize tehlikeli. Hayda. Hayda. Abi suya gitsin bari abi. O gitsin bu kalır burada. Ha, gidiyormuşum. Babaları bu. Baba bu, baba evet. Burada kalıyor. Hani evet. O da kaldı orada, gitmedi. O gidecek, gidecek. Gidecek, niyeti bozdu. Hava çok sıcak olduğu için vücut enerjisini hep sıcaktan alır, güneşten alırlar. Abi ya elin yüzün ayağın da temiz ama hayvanı niye kandırmaya çalışıyorsun ya? Kandırmasam gelmez. Şu anda yemeğin üstünden aldım onu, biliyor musun? Abi, hayvanın yani kimliğine saygı göstermiyorsan yaşına saygı göster abi ya. Evet. 96 yaşında hayvan evet. Arkadan böyle hayvana böyle dokunuyorsun ki yokuşu çıksın diye. 96 yaşında ya. Çıkar çıkar. Yine de çıkar. Bakma, yaşına bakmayın, yine çıkıyor o. Necat abi. Efendim abi. Abi depreme dayanıklı bu ya. Evet. TOKİ bunun ismi ya. TOKİ. Allah Allah. Devletin yaptığı binalar sağlamsa bu da sağlamdı. Vallahi onun için ismi TOKİ yani. TOKİ mi ismi? Evet, ismi TOKİ. Yıkılmaz. Abi ya aslanları etle besliyorsunuz. Timsahları butla besliyorsunuz. Benim garibanım kaplumbağaya da ot veriyorsunuz abi ya. Bu bizim ülkede yaşayan bazı bayanlar gibi vejeteryan mı ne diyor? Vejeteryan mı? Vejeteryan diyor. Etçil değiller onlar. Bunlar nasıl suya falan da giriyor mu? Su kaplumbağası. Bunlar zaten suda da yaşayabiliyor. Yani normalde okyanusta suyun içinden geçip karşıdan karşıya geçebiliyorlar yani. Evet. Ve adadan öbür adaya geçebiliyorlar. Sen şimdi buna yeşillik veriyorsun ama normalde ne yiyor? Normalde yeşillik yiyor. İçeride yemek yiyoruz biz siz geldiğinizde. İçeride yemeği var. Yeşillik var orada yani. Elma, işte meyve, sebze. Aa, bu da meyve sebzeci. Tabii tabii. Bu da aynı. Oo maşallah abi ya. Bakımı da iyi. Bakımı kolay, güzel ya. Bakımı çok iyi. Sakin. Evet, sakin bir hayvan. Bir şey yapmaz yani. Isırma özelliği yok, bir şey yok. Oh, körük gibi bak. Hemen körük gibi kat. Hop. Hop. Hadi aslanım benim. Oh. Aslanım benim. Oh. 96 değil, sanki 6 yaşında. Görüyor musun işte? Seveyim abi. Böyle seveceksin çocuk gibi. Sen sevmezsen o hayvan seni tanımaz. Sevgi gibi yaklaşır aslında, çocuk gibi. Isırmıyordu? Yok, ısırma özelliği yok bunların. Kaplumbağalar ısırmazdı. Her gün yıkar mısın abi? Yani normalde sıcakta yıkıyoruz. Fazla ısınmasın diye yıkıyoruz yani. Hayvan çünkü su da istiyor. Su ihtiyacı da var. Biz nasıl denize giriyorsa hayvan da su ihtiyacı oluyor. Denize girmek istiyor. Havuza girmek istiyor. Diyor hayvan gerçek mi acaba diye soruyorlar. Ziyaretçiler mi soruyor? Aynen, su ses geliyor bana su gerçek mi diye. Sen ne diyorsun abi öyle deyince? Vallahi ben biraz kızıyorum ama insanlar tabii pek fazla belgesel seyretmedikleri için biraz bilinçsiz de bizim halkımız. Belgesel seyretmeni tavsiye ediyorum. Değerli izleyiciler, bu programa iki artist fazla. Birinci artist benim, ikinci artist de şu anda gördüğünüz gibi podyumda yürüyor. Bu konu hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama kimin artist olduğu belli oldu değerli izleyiciler. Sesimi duyar duymaz gördüğünüz gibi inine girdi. Evet değerli izleyicilerimiz, Neşet abi ne oldu? Ne oldu? Ben neye katılmıyorsun? Katılmıyorum ama. Ne oldu abi? Ne oldu? Yine çıkar o. Ha? Orada kalmaz. Aa bak sesimi duydu kaldı. Vay. Değerli izleyiciler, Sibirya kaplanı 350 kilo ağırlığında, 3,5 metre uzunluğunda, bir oturmaya nasıl söyleyeyim, bir tona yakın et yediği söyleniyor. Ancak şu anda tabii onu teknik olarak verme imkanımız mümkün değil. Karnı tok. Abi yırtıcı bir hayvan ya, korkunç. Sadece ya. Sadece bir tane hayvan butu yer. Ama korkunç bir hayvan abi ya. Tabii ki evet. Allah Allah. En yırtıcı hayvanlardan bir tanesi. Yani buranın en baba hayvanı diyebilir miyiz evet, bunun için? Evet, baba hayvan diyebiliriz bunu. Aslandan da daha tehlikeli bu. Aslandan daha mı tehlikeli? Aynen, aynen. Zaten aslan. Türü aslan. Bu aslan değil, bu kaplan. Sibirya kaplanı. Bak bak Necat abi yan yan bakıyor yalnız. Bizim buraya geçmemizi istiyor herhalde. Ne diyorsun? Tabii ki. Bana mısın demiyor ki adam. Hiç umurunda değil. Hiç. Biz boşa burada kükrüyoruz. O kendi kafesinde ama
Orada kral ben, burada kralım be. Neşet abi. Aynen doğru diyor. Şu an doğru söyledim vallahi. Vallahi orada kral ben, burada kral. Her yerin bir artisti vardır ya. Buraların artisti de Necdet abi. Almış eline 112 tane anahtar. Çilingir gibi bu anahtarlar her yeri açar diyor. Artistlik yapacakmış. Yılanı boynuna alacakmış. Hıt, hareket çekmesin ha. Yandır ya. Necdet abi ne yapıyor bu ya? Şöyle yanıma gelmeye çalışıyor. Abi yok, benden uzak tut. Vallahi. Yakın olsun. Piton kaç metre Necdet abi? 2,5 metre. Evet. Zehirsiz. Zehirsiz boğarak öldürür. Allah Allah. Avını önce hareket çeker mi? Hareket çeker. Zehirsiz boğar. Abi neyle boğuyor? Bunun ufacık kafası var. Ya. Ufacık kafası var ama gücü kuvvetli ama. Allah Allah. Evet. Senin gibi bir adam boğar mı? Yok, benim gibi bir adam boğamaz. Küçük bir çocuğu boğar. Bunun beni boğması için bir 6 metre olması gerekiyor. 5 ile 6 metre olması gerekiyor. Ama bir çocuğu boğabilir. Derisi? Derisi çok güzel. Vallahi. Dokun abi. Aa, hareket çekiyor abi. Evet. Gel bir dil at gel. Bak. Bu da çıkayım ben de çıkarayım abi. Ne? Ben de ona dil çıkarayım. Vallahi. Ya, tabii. Tanıyor abi seni. Tanır. Allah Allah. Vücut kaç yaşında ya? Bu 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Evet. Allah. Yavru yapıyorlar mı? Yavru yapar. Eşi olmadığı için yapmaz. Şu an erkek bu. Erkek. Evet. Abi resmen seviyorsun hayvanı ya. Kedi gibi. Vallahi. Tabii. Sıcak bir yer sağlıyorsunuz herhalde. Bütün hayvanları severim. Sadece bunu değil. Abi bu nasıl bir göz ya? Bunda göz kapağı yok ya. Göz olmaz yani. Gözleri pek fazla görmez. Termal kamera gibi görür. Ama dil hem görme duyuyu, hem işitme, hem de tat organının görevini görür. Abi sen ne zamandan beri bununla böyle haşır neşirsin? 25 yıldır buradayım beraber bunu. Bu hayvan? Sürüngenlerle. Bununla mesela ilk teması nasıl? Bu gider başka bir tane gelir. Bununla ilk teması nasıl kurdun? Direkt yani nasıl insanlar temas kuruyorsa aynı şey, o şekilde kuruyorum. Allah hiç saldırmadı yani. Yok. Dokunasım geliyor ama hiç abi. Yok vallahi. Vallahi yok ya. Ciddi söylüyorum Neşet abi. Olmaz. Yok abi yok. Lütfen. Vallahi yok ya. Lütfen, vallahi yok. Yok Neşet ya. Abi yok. Oylanıyorum abi. Sen vallahi. Dedin vallahi. Ki. Ya bir kere elle böyle, bir kere elle. Bir dakika, o ellemek önemli değil. Elleme sadece böyle. Şimdi bak, aslanın yanına koysan boğuşurum. Vallahi. Ayıyla boğuşurum. Ama bu sevmiyorum ya, bu hayvanı, fıtratını sevmiyorum onun. Gel. Ya? Yalandan kork, yılandan korkma. Öyle mi? Hayır. Gir abi. Hayır, kalsın burada, kalsın. Ha. Sen sevmedin, ben seni bırakmam. Yok, vallahi yok. Gözünü seveyim. Böyle. Vallahi hayvan saldırıyor. Böyle, hayır saldırmaz. Saldırmaz. Vallahi ya. Saldırmaz. Ya korktuğumdan değil abi. Derisi değmesin ya. Nasıl ya? Vallahi yok, vallahi korkmam. Kim cesaretli? Korkmam kim da. Kim cesaretli? Yok, ben ondan korkulsam bu kadar yanaşmam yani. Bak ne güzel ya. Derisi hoşuma gitmiyor abi. Camış derisi olsa neyse. Abi bir dakika ya, ellerine ne döküldü? Ha şey, topraktan toprağa döküldü ha. Piton yılanı diyorsun evet, abi. Evet. Uzunluğu ne kadar bunun? 2,5 metre. 2,5 metre. Evet. Vallahi işte sevenler seviyor, çocuklar seviyor, millet seviyor. Baksana gel. Abi gel. Baba it adamsın gel. Gel bir gel. Bir yakından gel, bir şey olmaz gel ya. Gel abi. Baba gel. İte bakmaz ama cesarete bakar ama ona göre. gel. Baba gel abi gel. Yok ben korkmam abi. Hadi lan artistlik yapma bak. Isırmıyor mu? Ha? Isırmıyor abi yok. Bu, ısırmıyor. Dokunmuş. Dokunmuş olmaz ya. Şifa abla, buna dokunanın ömrü 10 yıl uzuyor. Gel abla, 10 yıl uzuyor. Dokun. Gel. 10 yıl uzuyor abla. Buz gibi değil. Tamam, 70 yaşına kadar yaşayacağım. Bir daha dokun. 80. 90. Ha, ölümsüz oldun abla. Yeterli mi? Evet. Hayvanat bahçesinde pitonda en fazla dikkat çeken Neşet abi. Sevdirdin ama ha, milletin ilgiye bak ya. Abla gel abla. 10 yıl uzatıyor ömrü, gel. Vallahi gel ya. Hayır doktorlar diyor. Ya dokunduğu zaman 10 yıl uzuyor diyor. Sen gençleşmek istemiyor musun? Ben gençim zaten. Zaten gençsin doğru, biraz daha gençleş gel abi. Gel. Boynuna sararsan 20 yıl.
Nasıl bir duygu? Gel abla gel. Yok, gel abla dokun gel. Gel abi. 10 yılda senin uzadı. Sen erkek olduğun için 5 yıl. Bir şey yok abi. Bunda bir şey yok. Yok. Derisi gayet güzel abi. Oo, çok güzel bir duygu. Allah Allah. Evet. Ne hissettiniz şu an? Ne hissedeceğim? Gayet sevimli. Güzel bir duygu dedin. Evet. Güzel duygunu tam. Ürkülecek bir hayvan değil. Tabii canım. Alt tarafı piton yılanı. Samir, nasılsın canım? İyi misin? Keyfin nasıl? Sağlığın, sıhhatin, afiyetin, bereketin nasıl? He? İyi misin? Anlat bakalım. Samir'e de sen bakıyorsun demir parmaklıklar arkasından. Yani biraz arada bir tehlikeli olur diye. Oluyor mu? Yani hayvandır. Sonuçta bazen güvenmeyebiliyorsun insan. Nereden geldi? Normalde İngiltere'den geldi. Yaklaşık 5 ay oldu geleli. Samir şu anda 7 yaşında. Hint gergedanı, zırhlı gergedan. Yani? Kurşun işlemez. Yani derisi çok kalın. Bazı yerler 4 santime kadar çıkabiliyor deri kalıntılığı. Tek boynuzlu olan cinslerden Samir. 15 gün sonra Samir'e bir dişi de gelecek ayrıca. O zaman daha da mutlu olacak. Çünkü biraz onun stresini de yaşıyor şu anda. Bu yani, kaç ton ya? 2 tonu geçiyor şu anda Samir. 40 yaşına kadar da yaşayabilen bir tür. Allah Allah. Şuraya bakar mısın ya? Isırma tehlikesi var mı? Isırma tehlikesi yok ama şu boynuzunu üst kısmına elinizi koyduğunuz zaman üste vurabiliyor. He, o tehlikesi çarpın. Falan var. O yüzden ön kısımdan sevmeniz gerekiyor. Burun kısmından. Mehmet Bey ne yer, ne içer bu? Saman yiyor. Yonca, yulaf, özel palet yemi getirttik onun için. Ayrıca bambular, ağaç dalları çok seviyor. Evet, 2,5-3 ton ağırlığında Samir, 6 yaşında, İngiltere'den geldi. Keyfi iyi. Ver bakalım yeşilliği. Afiyet olsun Samir. Hop, ağza bak. Çerez gibi yiyor zaten.